Yeni bir Müziğin Ustaları programından daha hepinize mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle bu haftaki Müziğin Ustaları programına başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Müziğin Ustalarında yine usta bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Uzun yıllar müziğin pek çok alanında çalışmaları olan bir bas gitar ustası İsmail Soyberk. Müziğin Ustalarına hoş geldiniz. Merhabalar. Dinleyicilerimize önce kendinizi anlatmanızı isteyeceğiz. Programımızın içeriği, usta sanatçımızın, konuğumuzun hayatını doğduğu günden başlayarak günümüze kadar anlatması üzerine kurulu. Kaç yılında, nerede doğduğunuzdan başlayalım ve günümüze kadar evet. Yolculuğa çıkalım. 1954 İstanbul doğumluyum. İşte çocukluğumuz falan İstanbul'da geçti. Zaman zaman yurt dışına gittik. Babam Viyana'da görevliydi. İşte yaz tatillerinde falan Viyana'ya gidip geliyorduk. Çocukluğumuz işte bu şekilde geçti. İşte ilkokul, ortaokul, lise İstanbul'da muhtelif okullarda okuduk. Ondan sonra üniversite hayatında ilk gazetecilik, Aksaray Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanmıştım. Ona devam etmedim. Sonra Kocaeli'nde elektrikle ilgili bir teknik okulu bitirdim. Daha sonra işte askerliği beklerken kısa dönem çıktı. Kısa dönem tercih ettik. İşte 4 aylık da Burdur'da bir askerlik yaptım. Onun dışında genellikle müzikle uğraştım. 1983 senesinde de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. Bugüne kadar bu şekilde işte emekliğimizi bekliyoruz diyelim, yakınlaştı. Onun dışında işte stüdyo müzisyenliği, sahne müzisyenliği, zaman zaman yönetmenlik. Benim müzik hayatımın veya hayatımın genel kapsamı yani. Evet, şimdi bunu birazcık açalım. İlkokul yıllarından itibaren müzikle ilk tanışmanıza gelelim. Evet. Kaç müzik, yaşlarında başladı? Küçük yaşlarda böyle işte herkesin derler ya, çok kabiliyetliydim, babam bana şey aldı falan. Öyle değil benimki. Çünkü çevremiz pek müzikle ilgili bir yer değildi. Yani insanların pek müzikle alakadar olduğu bir ortam değildi. Benim müzikle ilgilenmeme neden çok beğenmeme ve çok ilgili olmama rağmen işte o imkansızlıklar nispetince çok erken başlayamamaktır. Evde müzikle uğraşan evde veya akrabalar kimse içerisinde yoktu, kimse yoktu. İşte kız kardeşim de çok yetenekliydi bu müzikte, belki benden daha da yetenekli. Fakat tabii ki bir enstrüman yoktu. Ben bir mandolin vardı büyük halamın. Mandolini kendi imkanlarımca işte çalıyordum. Daha sonra biraz mandolin dersi falan da aldım. Zaman içinde bayağı çalmaya başladım ama hiçbir zaman daha ileride müzisyen olabileceğim şeklinde bir düşünce yoktu. Benim kendimin de yoktu. Daha sonra ben babam kültür kolejinde öğretmendi. Müdür yardımcılığı falan yapmıştı. Benim de kültür kolejinde okumamı istiyordu. İşte bir sınavla kültür kolejine girdim ben. Orada devam ederken orada müzikle alakadar bir sürü arkadaşla tanıştım. Onların bana müziği tanıştırması onlar sayesinde olmuştur müzikle tanışmam. Bülent Somay diye bir arkadaşım vardı. O da şu anda bayağı kendi dalında isimli bir arkadaşım. O gitar çalıyordu. Ben de çok ilgilendim yani. İşte onun yardımıyla ben de kendi gayretlerimde böyle kendi çapımda evde falan arkadaşlar arasında gitar çalabilecek vaziyete geldiğimde. İlkokuldan sonra ortaokulda tabii, tabii. Başlamış ortaokul oldu. Ortaokul ortalarında lise. Falan evet lisede falan böyle işte kendi halimde gitar çalıyordum. Gitar çalıp şarkı söylemeye çalışıyordum işte. Hani yapılır ya işte pikniğe gidilir falan. Herkes evet. Akordiyonu gitar yalanı çıkarılır işte. Eğlence yapılır. O bazdaydı yani. Daha sonra Kütük Koleji'nde biz sene sonunda bazı böyle eğlenceler düzenlenmesi adına biz de dedik hani böyle yapmış olduğumuz şarkıları arkadaşlar da işte biri keman çalıyordu, biri akordeon çalıyordu falan. Senenin son günlerinde böyle gösterilerle çıkalım, gösteri mahiyetinde sunalım falan. Öyle başladı yani işte bir provalar yaptık. Böyle çıktık işte çalabildiğimiz kadar sene sonunda hocalar da gelip bizi dinleyip alkışlıyorlardı. O kadardı. Sonra bu kurmuş olduğumuz grup, ben sonra ayrıldım. Çünkü üniversite hayatında herkes başka okullara gittiği için herkes ayrı ayrı yerlere. Fakat bu arkadaşlar birbirlerini terk etmediler. Herkes ayrı yerlere gitmesine rağmen. Bir gün beni de çağırdılar, sen de katıl aramıza dediler.
Onlarda da şey eksiği vardı. İşte gitar, 12 telli gitar, klavye, davul falan bile, bas yoktu. Ben de bastan bir alakam yoktu aslında. Dediler sen de gel bizim aramızda bas çal falan. Kaç yıllarında oluyor bu? Bunlar 1971 falan filan yani. Öyle 70-71 o civarlardı. Biz de işte o zamanki imkanlarda pek bu sazlar o zaman fazla bulunmuyordu. Yani çok satılan enstrümanlar, çok bulunan enstrümanlar değildi. İşte yüksek kaldırımda bazı böyle birkaç dükkan vardı. Oralardan temin edilebiliyordu. Ben de işte bir yerden 3-5 bir şey bulup bir tane böyle orta halli bir gitar, bas gitar aldık. Öyle onlara katıldım da. Öyle bir iki sene beraber çaldık. Hatta o kadar yükselttik ki Evrim 5 diye bir grup oldu. Rahmetli Esmer Ay'ın bir şarkısını beraber çaldık. Yani Esmer Ay söyledi, biz de çaldıktı. Hatta şarkının adı da Sevilmeden Seven Gönül diye bir şarkıydı. Sanıyorum 72 falan olması lazım. Ama hiç profesyonelce değildi. Yani tamamen amatörceydi. Ve işte kendi aramızda ara sıra prova yapıp eğlence mahiyetindeydi. Peki burada sözlerimize bir kısa ara verelim. Tabii. Şimdi dinleyicilerimize bunu burada başta söylemek istiyorum. Bas, gitar, solo bir enstrüman olmadığı için yanında çeşitli enstrümanlarla icra edilmesi gerekiyor. Genellikle. Programımızın formatında da canlı olarak burada icra ediyor konuklarımız eserleri. Evet. Ama burada bir istisnai durum olacak. İsmail Soyberg evinde yaptığı çalışmaları, çeşitli müzik grubundaki arkadaşlarıyla yaptığı çalışmaları yanında beraberine getirmiş. Evet. Onları yayınlayacağız. Şimdi onlardan ilk olanın anonsunu yine sizden istiyorum. Şimdi iki tane parça var. Bunu bas gitarla yaptım ben. Bunlar pek beste mahiyetinde değil. Bir workshop ve çalışma diyelim. Bunu da evde kendi imkanlarımca kaydettim. Birinci parça perdeli bas gitarla. İkincisi de perdesiz bas gitarla çaldım. Müzikal olarak çok müzikçi bir parça değil ikisi de ama enstrümanı tanıtımı ve enstrümanın çalınabileceği boyutlarda fikir vereceği iki tane parça var. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yön FM'de Müziğin Ustaları programında İsmail Soyberg'le olan birlikteliğimiz devam ediyor ve kendisini seslendirdiği bir eserin ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esmer Ay'a çaldığınız bir eser olduğunu söylemiştiniz. O grup yavaş yavaş başladı, amatör bir ruhla başladı ama bir profesyonelliğe doğru gitti mi? O yıllara zaten devam Esmer ediyor. Ay o zaman şarkıcı değildi. Jingle falan söylüyordu. Biz istedik bu şarkımızı Esmer Ay seslendirsin diye. Ya ondan ibaret zaten amatörce bir çalışmaydı. İlk öyle başladı ama yani.
Oradan nereye gitti? O arkadaşlarınızla mı devam ettiniz yoksa? Sonra o arkadaşlarla çalışmamız bitti. Yani herkes zaten bırakanlar oldu. Okuma ya tahsil için o bölüme ağırlık verenler oldu falan. Ben de o tarihten sonra böyle bir iki teklif aldım. İşte o zaman düğün salonları falan filan böyle müzisyenler genellikle orkestra grup düğün salonlarında falan prova yapmak için oralarda başlıyorlardı. Daha sonra da oradan çıkıp daha yukarıdaki seviyedeki yerlere çıkıyorlardı. Ben de öyle başladım. Bir arkadaşlar çağırdı. İşte gel burada hem harçlığını çıkar hem de işte beraber çalmış oluruz falan diye. Üniversite yıllarında mı tabii, tabii, geldik tabii, şimdi? Tabii tabii tabii. O zamanlar. O zaman öyle başladım ben. O da sanıyorum 73 yılları falan. İşte yazlık yerlere gidip çalmaya başladık. Bahçeler vardı. Yazlık çay bahçelerinde işte böyle üçlü dörtlü gruplarla. Ben şarkı söylüyordum. İşte şarkı söyleyip bas çalıyordum. Genellikle böyle 76 senesine kadar gitti. 76'dan sonra daha ciddi orkestralarda, daha profesyonel gruplarda ve daha ciddi iş yerlerinde ya çalıştım. Daha sonra da şarkıcı eşliklerine başladık. İşte bugünün hala meşhur, çok meşhur isimlerine daha o zamanlar biz eşlik etmeye başlamıştık. Bir de bas gitar çok fazla sanatçı yok bildiğim kadarıyla. Yani işte toplasak iki elin parmaklarını Türkiye'de stüdyo tabii anlamında geçmiyor şimdi sayısı. Şimdi bas gitarcılık çok meşakkatli bir konu. Çünkü elini evin bir bas gitar alıp çalışmak bir şey ifade etmiyor. Çünkü müzik bilmek gerekiyor. Dolayısıyla sırf onu teknik olarak becermek de bu işin çözümü değil. İşte armoni bilmek gerekiyor, müzik dinleyicisi olmak gerekiyor, nota bilmek gerekiyor. Her tarzın kendine has üslubu var. Ve sonuçta dünya enstrümanı bu. Dünyanın da her bölgesinde çeşitli müzikler var. Sonuçta bu enstrüman, bu ya buna benzer bir sürü enstrüman. Her ülkenin kendi müziğine göre biraz daha farklı kullanılıyor. Genellikle o kültüre sahip olmak, o altyapıya sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla da çok çalışmak gerekiyor. Bu biraz da sahnede daha çok. Ön çalışmayı evde yapsanız dahi armoni, işte bu işin kültürü, nazariyatı falan. Sonuçta bu sahnede veya işte bir ekiple beraber çalınması gereken bir enstrüman. Yani öyle pişen, öyle zaman içinde gerektiği yeri bulan bir enstrüman. Dolayısıyla da bunu insanlar biraz daha pratikten daha hızlı ulaşabilecekleri enstrümanlara geçiyorlar. Evet, sabır işi. O sabırı çok da müzisyen olmak arkadaşlar lazım. Gösteremiyorlar. Tabii. Üst fazla biraz çok çalışmak ve çok ilgilenmek gerekiyor. Bir de bu ilk aşamada bir elektrikle ilgili bölüm mü kazandım demiştiniz? Evet. Üniversitede o evet. Neydi? Ben üniversitede enerji nakilatları bölümüne girdim. Oradan mezunum ama yapmadım yani. Sonuçta bir 4 aylık askere gittik o kadar. Yani müzik çok ağır bastı. Dolayısıyla müzikten de emekli oluyoruz yavaş yavaş. Yani bir ait olduğumuz kurumdan başka işlerle uğraşmak fırsatı olmadı. Şimdi ikinci eserimizi de dinleyelim. Burada fretless gitarla çalınan evet. Bir eser biraz önce de anons etmiştiniz. Evet, evet. Onu dinleyelim. Onun ardından da yine müzik eğitimimizle ilgili konuşmamıza devam ederiz. Tamam. Thank you.
Müziğin Ustaları programında İsmail Soyberk'le olan birlikteliğimiz devam ediyor. Fretless gitarla icra ettiği bir 3 dakikalık yaklaşık bir eserdi. Bu besteydi herhalde değil mi? Beste tabii. Bunlar bir çalışma diyelim. Doğaçlama şeyler de var içerisinde. Doğaçlama tabii Ya fikir vermesi adına ve iki ayrı enstrüman sesidir bunlar zaten. Birinin perdesi var, birinin yok ama duyguları farklı. Çalınışları da farklı aslında yani. Yorumlamaları farklı. Bir de dinleyicilerimize biz fretless gitar diye söylüyoruz veyahut da diğer bas gitar. Evet. İkisinin İkisi de bas aslında. Bas gitar özelliklerinde birbirinden farkını siz anlatın isterseniz. Tabii. İkisi de aynı aslında. Benim perdeleri yok. Yani sesleri belirginleştiren perde demirleri fretless'ta yok. Onda biraz daha kulağa dayalı, biraz daha entonasyonu kendi kulağınızda hissettiğiniz ve çaldığınız bir çalgı. Ben fretless'ı da çok seviyorum. Çok duygulu bir enstrüman. Müzikle ilgili bilimsel olarak veyahut da akademik olarak bir eğitiminiz var mı? Öncelikle oradan başlayalım. Kendinizi... Belli bir mezuniyetim yok. Fakat benim bu işteki akademisyenliğim, çalışmış olduğum benden yüksek seviyedeki ustalardır. Onlardan çok oturup karşılıklı ders almadım ama beraber çalışmalar, uzun süreli çalışmalar benim ders almam gibiydi. Ve onları değerlendirdim. Bu bilinçli olarak kaç yıllarında başladı? Bilinçli olarak 78'de itibaren başladı. Hep iyi müzisyenlerle çalıştım ve bu konudaki eleştirileri değerlendirdim. Yayınları takip ettim. Çok metot çalıştım. Yani ben bir de müziğe bas gözünde bakmıyorum. Bas gitar gözünde bakmıyorum. Geniş bir konsepti var müziğin. Bütün enstrümanlar konusunda bilgi topladım, orkestrasyon kitapları okudum. Kendi halimde yazmaya çalıştım, çizmeye çalıştım. Bas da bundan içinde yer aldı. Ama yani ben genel anlamda biraz daha çalışmalarımı gitar ağırlıklı, yani evde gitar ağırlıklı yaptım. Bunun da basa çok faydası oldu armonik açıdan. Hem bas, gitar ve normal gitarın dışında da diğer enstrümanlarda da icra ettiğiniz şeyler var. Tabii tabii. Önce davul çaldım bir süre zaten. Bu düğün salonlarında çalıştığımız dönemde. Önemli olan yani bir enstrümanları çalmak, çalmamak değil. Fikir sahibi olmak. O enstrümanla beraber veya bir şey yazdığınız zaman veya beraber çaldığınız zaman onların bir range'i vardır, bir yapısı var. Bilhassa aranjman yaparken o çok önemli bir şey. Konservatuvarda zaten bütün enstrümanlarla iç içe olduğumuz için hepsinin yapısını ve müzikal olarak kullanacağım yerlerdeki rengini biliyorum. Dolayısıyla bunun bu yönde faydası var. Yani ben sadece enstrüman gözüne bakmıyorum. Yani bir bütün içerisinde bir kompozisyonu tamamen bütün yani için. Çeşitli sesi çıkaran enstrümanların bir araya geldiği zaman ortaya çıkarmış olduğu bir renktir. Yani o renk önemli. Onun için de işte gitar çalarsınız, bas çalarsınız, herhangi bir enstrüman çalarsınız hiç önemli değil. Önemli olan onun belki de o seviyeye geldim beyin olarak, yaş olarak. Yani enstrümanistik yani belli bir zamandan sonra kendini şeye bırakıyor. Biraz daha düşünürlüğe bırakıyor. Ne mutlu onu görenlere. Evet yani görmek gerekiyor. Zaten evet. Belli bir zamandan sonra görüyorsunuz. Şimdi size bu aşamada yön veren usta sanatçıları da analım. Kimler onlar? Size örnek olan veya destek olan? Evet. Şimdi benim öncelikle Türkiye'de yanında çalıştım. Gerçekten usta, kendisi şu anda aramızda değil. Onno Tunç'tur. Muhteli zamanlarda yan yana olduk ve onun müzik kariyerine, ya müzik kariyerini çok takdir ediyordum, biliyordum. Fakat beraber yan yana olduğumuzda onu ne kadar önemli biri olduğunu anladım ve o piyanistik, daha önce o da bas çalıyordu zaten. Benim beraber olduğum dönemde piyano çalıyordu. Çok oradan çok faydalandığım zamanlar olmuştur. Bu sohbetimiz içerisinde kendinizin de söylediğinizi, aynı zamanda çalarak söylediğinizi
anlatmıştınız. Oradan bir geçmişe dönelim. Evet, yine evet. Şimdi çünkü sizi pek ses sanatçısı veya icracısı olarak tanımıyor insanlar. Bas gitarda Türkiye'nin bir numarası İsmail Soyberg. Bütün albümlerin kapaklarını açıyoruz. Hepsinde İsmail Soyberg. Evet. O açıdan şimdi bir de sesinizi de dinleyicilerimize ulaştıralım istiyoruz. Ve kendi seslendirdiğiniz bir besteniz var. İsmini sizden alalım. Evet, öyle kendi ev şartlarında bilgisayara kaydetmiştim. Cihat diye bir arkadaşım da gitar çalmıştı. İsmi çaresi yok. Bak dostum, çaresi yok, kendini yorma. Ya öyle ya böyle, kararsız olma. Hatalı ol, ne olur ki doğruyu bulursun. Düşmek kalkmak bir derler, sağlığın iyi olsun. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Çayır çimen gezerek zengin olunmaz. Bir çizgi çizsen de herkes düşünsün. Düşmek kalkmak bir derler, hep dinledim timralleri, hep denedim. Hatalarıma gömürüm, bunları sana söyledim. Ben bunları hep dinledim timralleri, hep denedim. Hatalarıma çaresi yok, kendini yorma. Ya öyle ya böyle, kararsız olma. Hatalı ol, ne olur ki doğruyu bulursun. Düşmek kalkmak bir derler, sağlığın iyi olsun. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Çayır çimen gezerek zengin olunmaz. Bir çizgi çizsen de herkes düşünsün. Düşmek kalkmak bir derler, sağlığın iyi olsun. Ben bunları hep dinledim, timralleri hep denedim. Hatalarıma sana söyledim.
Sesinize, nefesinize sağlık diyorum. Tabii teşekkür ederim. Burada canlı olarak bunların kaydedilmediğini dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Ev ortamında bir evet, çalışmaydı. Evet, amatörce bir çalışma. Amatörce ama bir profesyonel tarafından yapılan bir çalışma. Şimdi programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir kısa aramız olacak. Ondan sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Müziğin Ustaları'nda bu haftaki program konuğumuz İsmail Soyberg.